Bu köylülerin benim camımın önünde ne işi var? Benim evimin önünde ne yapıyorlar? Bu köylüler yine neyin peşindeler? Bu köylüler yüzünden rahatça uyku bile uyuyamıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bari kötü bir şey olmasa. Saate bak, akşam olmuş. Ama da uyumuşum. Gidip neler olduğuna bakacağım. Bak, dükkanıma da bir tane bile müşteri gelmemiş. Görüyor musunuz Şali? İşte geldi. Geldi mi? Ne yapıyorsunuz siz orada? Hiç boşuna uğraşma, orayı geçemezsin. Şuna bakın, burayı kapatmışlar. Geçemiyorum. Sana söyledik. Bundan sonra sen o tarafta yaşayacaksın, biz bu tarafta. Köyü ortadan ikiye çizgiyle bölmüşler. Geçemiyorum. Bakalım. Burayı da kapatmışlar. Hiçbir türlü geçemiyorum. Bunu nasıl yaparsınız? Şunu görüyor musunuz? Senin yüzünden belalarla uğraşmaktan bıktık. Benim yüzümden mi? Yani şimdi köylerimiz ayrıldı mı? Tutmayın beni. Sevinçten oynamaya başlayacağım böyle. Bunlar benim üzüleceğimi falan mı sandılar? Yani şu anda çok mutluyum. Mahmut mu oynuyor? Şöyle yanda. Biz olmadan sen ne yapacaksın orada? Çok mutlu, huzurlu günler artık beni bekliyor. İnanılır gibi de köylülerden kurtuldum. Köyü ortadan ikiye böldük. Bundan sonra bu tarafta biz yaşayacağız. Suçlar da bize saldırmayacak. Suçlar saldırmayacak mı? Orası hiç belli olmaz. Bir de şöyle oynayalım. Bugün benim en mutlu günüm. Bir de şöyle oynayalım. Bu biraz daha yöresel. Görüyor musunuz? Siz de oynayın. Durmayın. Buraya doğru da. Bakın şu hareketleri, iyi bakın nasıl dönüyor. Mahmut kafayı yedi. Biz koyu böldük ya Mahmut. Ondan üzüntüden ne yaptığını bilmiyor. Ne üzüntüsü, çok mutluyum diyorum. Bu kerizden inanmıyor hala. Köylüler köyü ortadan ikiye bölmüşler. Bundan sonra köyün bu tarafında ben yaşayacağım. Diğer tarafında da onlar. Böylece burada kendi başımın çaresine kendim bakacağım. Ne haliniz varsa görün. Ben de köyün bu tarafını çok gelişmiş hale getireceğim. Hazırsanız çalışmalara başlıyorum. Köylüler de orada yaşasınlar. Mahmut, burada böyle bir tane adam buldum. Fransızca, Almanca falan konuşuyor. Saçma sapan bir adam, bunu köyden atalım. Doğru, bizim zeka seviyemizi düşürüyor Mahmut bu. Durun yapmayın. Bunu bu köyden dışarıya atalım. Bizim standartlarımıza uygun bir vatandaş değil bu. Profesör atıyor. Profesörü bu tarafa gönderin. Demek bu gerisi sen istiyorsun. Olur, burada yaşayabilir. Gelsin. Gel profesör. Beni köyden kovdular. Profesör, sen bundan sonra şu evde yaşat. Benim tarafım şimdiden gelişmeye başladı. Vatandaşları görüyor musunuz? Kerizler profesörü kovdular. Köyü bölmemiz çok güzel oldu. Burada huzur içinde yaşıyoruz. Onlar ne? Biz bu köyde kedi, köpek, çiçek falan istemiyoruz. Alın şunları. Kedi, köpek mi? Bak, kuş da gitti. Müzik aletleri. Bizim teknolojiyle sanattan işimiz olmaz. Olmaz mı? Bunları bana verin o zaman. Olur, alabilir. Zaten hiçbir işe yaramayan şeyler. İşe yaramayan mı? Şunları alacağım. Alalım. Köyde benim tarafımda görüyor musunuz? Kedi köpek falan oldu. Şöyle bir kuş oldu. Mahmut nasıl kakaladık ama kerize. Mahmut da vallahi koyu 10 numara geliştirmeye devam ediyoruz. Gerçekten bu kadar çok geliştirmeyin köyünüzü. Şimdiden bataklığa dönmeye başladı. Hazırsanız ben de benim tarafımı geliştirmeye başlayacağım. Buradan da geçilmiyor. Şimdi hazırsanız benim tarafım çok gelişmiş bir hale gelecek. Gelişmiş köy nasıl olurmuş şimdi size göstereceğim. Köyü geliştireceksek biz geliştiririz. Görmüyor musun? Bayağı kalabalığız. Bu köylülerden kurtulduğuma göre artık bu köyü geliştirebilirim. Bu ağaçlar birazdan büyüyecekler. Şu çiçekleri koyacağım. Bir tanesini şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. İşte böyle. Koyalım şuraya. Tamamdır. Daha şimdiden huzurlu olmaya başladı. Şuraya şunu koyalım. Şuraya müzik aletlerini koyacağım. Şu tabloyu şuraya koyalım. Güzel. Şimdi hazırsan şuraya da ağaç yapacağım. Ayarlayalım. Tamamdır. Şuraya bir yol yapacağım. Köyün içine giriş oradan olacak. Hamburger dükkanıma müşteriler gelecek buradan. Ayarlayalım yolu. Ayarlayalım. Şimdi bunu uzatacağım. Uzatalım. Şurasını ayarlayacağım. Yazalım. Şimdi şu tarafa doğru da uzatacağım yolu. Uzatalım. Kendi tarafımı geliştirmeye devam ediyorum. Şimdi şu çitleri şuralara dizeceğim. Koyalım şöyle. Köyün girişini böyle yapıyorum. Şuraya bir tane salıncak yapacağım. Şuna. Salıncağı şöyle yapacağım. Bunun üstüne koyacağım. Şunu alacağım. Köyün girişine lamba koyacağım. Böyle. Koyalım. Koyalım. Böyle. Görüyor musunuz? Süper olmaya devam ediyor köyüm. Köylüler de oradan izlesinler işte. Bundan sonra isteseler de birleştirmem. Şu kuş dalını şuraya koyacağım. Banklar koyacağım şuraya. Koyalım. Böyle.
Şuraya koyalım. Şuraya da koyalım. Fark ettiniz mi? Köylülerden kurtulduğumdan beri her şey çok güzel gidiyor. Çok sakin, huzurlu bir gün. Güzel. Köyü geliştirmeye devam ediyorum. Şunları şuraya koyacağım. Öyle. Oyuncaklar. Şunu şuraya koyacağım. Koyalım. Şuraya salıncak koyacağım. Bunları da koyacağım. Hamburger dükkanıma müşteriler gelmeye başladı. Orada ne oluyor? Karşı tarafta kavga çıkmış. Ahmet dağıtın şu köyü. Bize artistlik yapmayacaktınız. Olamaz, bize dalıyorlar. Beni ilgilendirmez. Orası sizin taraf. Burası da benim taraf. Ben de böyle bir insanım. Mahmut bir şeyler yap, karate yap. Mahmut ben nasıl yapayım la? Allah ne verdiyse dalın aslanlar. Ağzını yüzünü kırıyorlar köylülerin. Bunlar nereden çıktı? İyi ki köyü ortadan ikiye ayırmışız. Ben hiç uğraşmıyorum. Oh kafam iyi. Şöyle içecek alalım. Şezlongla şemsiyeyi şöyle koyalım. Başımıza güneş geçmesin. Bize dalıyorlar. Dalarlar. Onlar da dalar. Diğerleri de dalar. Kafasına fena patlattı şunun. Mahmut bana vurmayacaksın. Şuna vuracaksın la. Köyde ortalık iyice karıştı. Oh. Sopam havada uçuyor. Ben mi yanlış gördüm? Köylüler de kendileriyle dövüşmeye başladılar. Oh. Mahmut kafama sopa yapış. Sopa mı? Görüyor musun şurada sincapı? Ben de gidip bu sincaba birazcık fındık fıstık getir. Mahmut vuruyorum geri geliyor amma keriz. Öyle olaylar iyice büyüdü. Ben de bari gidip şu müşterilerle ilgileneyim. Buyurun hamburgerlerinizi getirdim. Üstüne bir de elmas mı vereceksin? Hiç gerek yoktu. Afiyet olsun. Orada ne oluyor la? Şimdi silahlı mafyalar basmış köyü. Bu köyü ele geçiriyoruz. Köylüleri tarıyorlar. Durdunuz abi. Saldırın. Bunlar saldırıyor. Burada bunlar dalıyor. Olamaz. Köy suçlu yuvasına döndü. Şu çizgiyi geçemiyorlar. Çok güzel. Şuraya biraz oturup dinlenelim en iyisi biz. Havada mis gibi bugün. Fark ettiniz bugün bayağı huzurlu. Hepsinin de işini bitirin. Açın kurtarın. Adeta büyük bir televizyon. 3D 3D. Müşterilerle ilgilenmeye devam edeceğim. Ne oldu? Bir şey mi istemiştiniz? O ne? Olamaz, şuna bakın. Sopalar gülleler havada uçuşuyor. Şuna bakın. Bu kadar hızlı sopa atmak beceri ister yalnız. Tanklar da geldi. Koy iyice haşatı yemeye başladı. Mahmut çok heyecan. Diğer taraf çok sıkıcı olurdu. Burası mı? 3 farklı suçlular aynı anda saldırıyor. Köy yangın yerine dön. Ne oluyor? Burada her şey yolunda. Alalım. Sektirelim şunu. Atalım. Görüyor musun şu hali? Suçlar ele geçirdi karşı tarafı. Bunlar sakın iki köyün ortasındaki gizli görünmez duvarı açmasınlar. O zaman hepsi de buraya da girer. Ne oluyor orada? Mahmut şurada bir tane şalter buldum. Bunu kaldırayım mı Mahmut? Mahmut sen de amma değişik adamsın. Köyün her tarafını yaktın. Bunu mu soruyorsun? Mahmut o zaman ben bu şalteri yukarı kaldırıyorum. Bakalım ne olacak? Olamaz, şalteri yukarı kaldıracaklar. Durun yapmayın. Kaldırıyorum. Şimdi sonum geldi işte. Mahmut bakalım ne olacak. Açtım. Mahmut karşı köy görüyor musun? Mahmut buradan böyle geçiliyor. Geçiliyor mu? Bakın burada kim varmış. Bu köyü de dağıtalım. Neden duruyoruz? Dağıtalım mı? Ateş ediyorlar. Sopa fırlatıyorlar. Olamaz, duvar açıldı. Suçlar benim köyümün içine giriyor. O ne? Bunu nasıl yaparsınız? Durun yavaş vurmayın. Şimdi işinizi bitirdim sizin. İki köyün arasındaki duvarı açtılar. Sonum geldi. Ne yapacağım ben şimdi? Hemen gidip o duvarı kapatmam gerekiyor. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını zaten. Bakalım. Buradasınız demek. Bak. Sopa fırlatıyor, görüyor musun? Amma da hızlı fırlatıyor. Tank ateş ediyor. Bir saniye. Al bakalım. Sonum geldi. Gelmesene. Nerede o? Vuralım. Tamamdır, tankı patlattım. Şunu da patlattım. Çekilin şuradan. Hemen duvarı kapatıp geri köyün içine gireceğim. Bir saniye abi. Yanlış köye bulaştınız. Şunu açacağım hemen. Kaçalım. Tamamdır. Görüyoruz kerizler birbiriyle dövüşmeye başladılar. Son anda kurtuldum. Bu şalteri yine kapatmasınlar. Ne güzel kendileriyle savaşmaya başladılar. Mahmut seni çeteden atıyorum. Sizin çetenize meraklı değilim Mahmut. İhanet demek. Galiba bundan sonra huzurlu günler beni bekliyor. Evet, bugün köylüler köyü kırmızı bir çizgiyle ortadan ikiye böldüler. Çizginin diğer tarafında onlar, bu tarafında da ben yaşıyorum. Eğer bundan sonra böyle yaşamamızı ve köyün bu tarafını daha da geliştirmemi istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer köyün ortasındaki bu çizgiyi kapatıp karşı taraftaki suçları temizlememi istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.
Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.